hadis-i şerif, ahir zaman fitneler karanlık geceler gibi olur. İnsanı şaşkın bırakır, hayran bırakır. Peygamber Efendimiz'in hak sözü her zaman tecelli eder. Ama şimdi bu zaman daha açık olarak görülüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zamanda yaşayan insan ecri daha büyüktür, daha faziletlidir. Meşakkata göre Allah ecir verir. Biz de bu, Allah bizi bu zamanda yarattı, bizi bu nasip etti bize. Allah'a şükürler olsun ki haktayız. İmanımız iman verdi kendi istediği iradesiyle. Güzel bir hediyedir Allah'ın. Herkese nasip olmaz. Onun için imana şükretmek lazım. Halimize hamd etmek lazım. Elden, yani Allah Azze ve Celle hepimize gösteriyor ki elden bir şey gelmez. Her şey Allah'ın takdiridir. Allah'ın iradesidir. Onun için ne olacak diye sorur insanlar. İmanlı insana hayır olur. Her şey hayırdır diyor Peygamber Efendimiz. Her şey ne olursa iman olduktan sonra korku yoktur. İman olmayınca o vakit korkar. Onlar da kendilerine imansızlar da bir şey zanneder. Oraya koşturur, buraya koşturur. Boşuna uğraşır. En sonunda Allah'ın dediği olur. Allah imanımıza kuvvet versin diyoruz yine. Bu mühimdir. İman güzel şeydir. En büyük hediyedir. Her yerde, her zaman en güzel şeydir. Allah imanımıza kuvvet versin. İmanlı olarak insanlara da onu tattırsın. Onun güzelliğini göstersin. Allah yardımcımız olsun. Bu sıkıntılar kolay gelsin inşallah. İnşallah sabırla geçer. Hiçbir şey daim değil. İlelebet derler. O da büyük yanlış. Bilmem şu herifin ilelebet, biz bunun peşinde gideceğiz. İlelebet peşinde gideceğimiz peygamberlerdir. Ebediyet zamanda olur. Ama bu dünyada şuydu buydu filan ebed yok. Kıyamete kadar yahut bir müddete kadar olur. Onun için bu dünyada olan her şey bitecek, sonu var. Sonsuz olan peygamberlerin onlardır. Daha hükmü Allah'ın hükmüyle sonsuza kadar gider, ebediyete kadar gider. Allah imanımız onlarla olsun inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.